Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elmalı çörek tarifi vereceğim. Pasta şeklinde, kalıp kullanmadan, o kadar basit ve kolay ki şeklini vermek. Çok şaşıracaksınız. Hadi bakalım yapımına geçelim. Öncelikle kabıma 150 gram erittiğim tereyağını alıyorum. Yumurtanın beyazını içerisine ekliyorum. Sarısını ayırıyorum kenara. 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı da sirke ekliyorum arkadaşlar. Yarım su bardağı da süt ekliyorum. Şöyle elimle bir karıştırıyorum. Bu arada tereyağınızı soğutmuş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Çok sıcak olmasın tereyağınız. Bir çay bardağı pudra şekeri ekliyorum. Un miktarı ben 3,5 su bardağı kadar un kullandım. Unun miktarı yumurtanın beyazına göre, unun kalitesine göre, markasına göre çok değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde yavaş yavaş ekliyoruz. Ve şöyle elimizle iyicene yoğuruyoruz. Şöyle kulak memesinden bir tık daha sert bir hamur elde etmiş oluyoruz. Hamurumu iyicene toparlıyorum. Bir kabın içerisine alıp üzerini kapatıp buzdolabında 1 saat kadar bekletiyorum arkadaşlar. Hamurum beklerken hemen iç harcının yapımına geçiyoruz. Şöyle 6 adet elmam var. Kabuklarını soyuyorum. Bütün elmalarımın kabuklarını soydum. Şöyle ikiye bölüp aradaki çekirdeklerini ve şu sert kısımlarını alıyoruz iyicene arkadaşlar. Evet, şöyle şu sert kısımlarını iyicene alıyoruz. Gördüğünüz şeklinde. Ve elmalarımı şöyle çok küçük olmayacak bir şekilde doğruyorum. Bütün elmalarımı aynı şekilde doğruyorum arkadaşlar. Bu arada eğer buraya kadar izlediyseniz, abone olursanız, yorum atarsanız çok sevinirim ve bildirimleri de açarsanız yemeklerimden ilk siz haberdar olursunuz arkadaşlar. Desteğinize gerçekten ihtiyacım var. Evet, bütün elmalarımı şöyle doğradım. Ve hemen bir kabın içerisine alıyoruz. Bir tencere veya bir tavanın içerisine alıyorum. Şöyle bir çay bardağı toz şeker ekliyorum arkadaşlar. Ekstradan 2 yemek kaşığı daha ekledim. Eğer çok şekerli sevmiyorsanız 2 yemek kaşığını eklemeyin. Ben şekerli seviyorum. O yüzden ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Kısık ateşte hafif hafif suyunu salmasını ve şekerinin iyicene erimesini bekliyorum. Pişirme miktarı da elmalarınızın sertliğine ve sululuğuna göre değişir. İyicene suyunu çeksin, şekeri erisin. Şöyle suyunu çektikten sonra yeterli olacaktır arkadaşlar. Hemen üzerine yarım tatlı kaşığı tarçın ekliyorum. Biraz da ceviz ekliyorum. İri iri doğradığım cevizden. Ceviz miktarını zevkinize göre ayarlarsınız. Elma miktarını da daha fazla yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar çok elma eklerseniz o kadar güzel oluyor bu çörek. Gerçekten muhteşem bir çörek oldu arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ediyorum. Evet, iç harcım hazır. Soğuttum.
Hemen hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. Küçük bir parça ayırıyorum. Diğer iki parçayı da biraz daha büyük, birini biraz daha küçük gördüğünüz şekilde ayırıyorum. Çok az un tezgahımın üzerine serpiyorum arkadaşlar. Zaten yağlı bir hamur olduğu için kolay açılıyor, yapışmıyor. Merdanemle iyicene açıyorum. Bu aşamada hamurunuzu çok iyi açın arkadaşlar. İyicene inceltin yoksa pişmez. Şöyle borcamın tam ortasına alıp elimle iyicene bariyer yapıyorum şu kenarlarına ve iyicene elimle inceltiyorum hamurumu. Borcamların altı çok iyi pişmiyor arkadaşlar. Kalın olduğu için altı. O yüzden alttaki hamuru iyicene inceltin. Bütün malzemeyi içerisine boşaltın. Ve şu kenarlarından hafif elinizle çekiştirerek içe doğru kapatın. Şöyle kenara alıyorum. Diğer büyük parça hamurumu da aynı şekilde açıyorum. Ve onu da üzerine koyup şöyle bir sürme bıçağıyla da kenarlarını düzeltiyorum. Önce elimle düzeltiyorum. Şöyle içe doğru bastırarak düzeltiyorum. Borcamın ölçüsünü de açıklama kısmına yazarım. Ortasına bir şekil veriyorum. Tam ortasına işaret koyuyorum arkadaşlar. Ve kalan küçük parça hamurumu da merdane ile açıyorum. Ve şöyle 1-1,5 santim kalınlığında şeritler kesiyorum. Dilerseniz bıçakla da kesebilirsiniz. Ben bir kesme aparatıyla kestim. İnanılmaz kolay, basit. Hiç kalıp kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Şöyle kalıpta yapılmış gibi şekli güzel oluyor. Ve şöyle ortasına koyduğum işaretin tam ortasına koyuyorum. Şöyle elimle hafif yuvarlayıp şöyle çark şeklini veriyorum. Gördüğünüz gibi. O kadar kolay, basit ki. Anlatamam size. Herkes yapabilir arkadaşlar. Eminim benden çok daha güzel yaparsınız. Şöyle şeklini vermiş oldum. Şu kenardaki fazlalıkları da bıçakla keseceğim. Şu aralıkların ölçüsünü de kendi zevkinize göre daha geniş veya daha dar yapabilirsiniz. Kestikten sonra bıçakla şöyle altına doğru biraz bastırıyorum. Hemen şeklini vermiş oluyorum. Tam orta kısmına da şöyle elimle küçük misket şeklinde hamuru yuvarlayıp koyuyorum ortasına. Evet, şimdi yumurta sarımı sürüyorum iyicene. Ve 170 dereceye ayarladım fırını arkadaşlar. Eğer metal bir tepside yapıyorsanız bunu yapmanıza gerek yok. Ama borcamların altı kalın olduğu için öncelikle bir 10-15 dakika pişirin. Sonra üst ayarını da açın, alt üst ayarda. İyicene üzeri şöyle pembeleşinceye kadar pişirin. Şimdi fırından çıktıktan sonra sıcak sıcak reçel sürüyorum. Reçel sürmemin amacı da üzerine koyduğum cevizlerin yapışması arkadaşlar. Eğer üzerine ceviz koymayacaksanız bu aşamada da bırakabilirsiniz tabii ki. Şöyle cevizler reçele yapıştığı için çok güzel bir şekil alıyor. Şöyle dilerseniz bir tarafına ceviz, bir tarafını boş bırakabilirsiniz ama ben dayanamayıp her tarafına ceviz koydum daha sonra da. Çünkü ceviz bu çöreğe çok yakışıyor arkadaşlar. Evet, şimdi bıçağımın ucuyla hafif kenarından şöyle bastırarak borcamdan çıkaracağım. Servis tabağına alacağım arkadaşlar. Çok kolay çıkıyor. Hiç tedirgin olmayın. Şu kenarlarından hafif bıçakla sıyırırsanız spatulayla hemen şöyle borcamımdan çıkarıp servis tabağına alıyorum. Ve gördüğünüz gibi dayanamayıp her tarafına ceviz koydum. Çok güzel oldu arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli oldu. Şimdi de kesip göstereyim size. Bir saat kadar bekletip ondan sonra servis ederseniz çok daha güzel olur.
Ben biraz sabırsızım ve zamanım da olmuyor arkadaşlar, o yüzden beklemeden kestim. Ve inanın dilimlenmiş hali de çok şahane görünüyor. Hiç kalıp kullanmadan şekli ve dilimlenmiş hali de çok güzel bir şekilde, bir elmalı çörek mi diyeyim, pasta şeklinde mi diyeyim, ne diyeyim bilemedim. Ama harika bir tarif. Umarım yaparsınız ve beğenirsiniz. Lütfen yorumlara yazarsanız, yaparsanız çok sevinirim. Nasıl bulduğunuzu lütfen yorumlara yazın. Evet, şöyle altı üstü böyle kıyır kıyır, çıtır çıtır, içi yumuşacık elmalar, tatlı elmalar. Şöyle buram buram tarçın kokuyor. Hoşça kalın.